Evet, herkese merhabalar arkadaşlar. Biliyorsunuz 5 tane mini YDS'miz olacak. Bu mini YDS'lerde 40'ar soru olacak. Ve karışık gelebilir bütün sorular. Şimdi mini YDS 1 neyle başlıyormuş bir bakalım. Evet. İki tane karşılıklı konuşmada boş bırakılan kısmı tamamlayabileceğimiz, ifadeyi bulacağımız sorular olacak. Yani diyalog sorularımız. Kimler arasında geçtiği çok önemli diyalog sorularının. Çünkü hani resmi bir dil mi kullanılmış, gayri resmi bir dil mi kullanılmış, onu bulmamız lazım. Bir de conversation gambit dediğimiz, yani konuşma esnasında karşılaşabileceğimiz, konuşmalarda daha çok görebileceğimiz bazı kelime veya kelime grupları vardır. Bunlara dikkat etmemiz lazım. Bu bizi mesela birisi bir şey söylüyorsa ona katılıyor mu, katılmıyor mu, destekliyor mu o söyleneni, desteklemiyor mu gibi şeyleri bizi doğru cevaba götürebilir. Şimdi bu kimler arasında geçiyor bir bakalım. Susan ve Dave büyük bir ihtimalle iki arkadaş olabilir bunlar. Ve de ne yapıyorlar ona bakacağız şimdi. Durum nedir? Onu irdeleyelim. Evet, Susan ve Dave arasında geçiyor. Susan ne demiş bir bakalım. I'm going out in a minute. Yani bir dakika sonra dışarı çıkacağım dedi. Evet, conversation gambitimiz geliyor bakın. So am I. Ben de çıkacağım. Demek ki ikisi de dışarı çıkıyor. Ha, şimdi hemen şıklara bakıp hani doğruya gitmeyelim. Mutlaka ve mutlaka bütününü görelim diyaloğun. Yani sonuna kadar okuyalım demek istiyorum. Dave ne demiş bir bakalım ona. Do so, evet böyle yap. Çünkü, for çünkü demek biliyorsunuz. I may not be back till late in the afternoon. Gece geç vakte kadar dönmeyebilirim diyor. Tabii şimdi do so burada çok önemli bizim için. Hani evet böyle yap. Söylediğin gibi yap anlamı katıyor. I'ya bir bakalım isterseniz. Then I'd better take my keys with me. Evet hani anahtarlarımı alsam iyi olacak galiba dedi. Evet öyle yap çünkü ben de geç gelebilirim. Evet doğru cevabımız A arkadaşlar görüyorsunuz en uygun cevap bu. Diğerlerine de bakmak lazım tabii ki. Hani illa bu oldu elemeyin lütfen. B'de ne demiş bir bakalım. I will give you a lift if you like. Seni bırakabilirim istiyorsan. Evet öyle yap çünkü geç gelebilirim olmadı. C. If so the poor cat will have to stay alone all day long. Eğer öyleyse zavallı kedi yalnız kalacak bu da olmaz. D'de remember to close the windows and lock the door will you? Pencereleri kapıyı kapa dedi. Bu da olmadı. Do so'ya karşılayacak bir şey değil. Will you give me a ring before you come? Evet beni ara gelmeden önce do so'yu karşılayabilecek yani bütününü karşılayabilecek en iyisi A arkadaşlar. Evet ikinci sorumuza geçiyoruz. Yine bir diyalog sorusu. Sharon ve Mom arasında geçiyor. Bu sefer zaten mecburen sonuna kadar okuyacağız. Annesiyle Sharon'ın arasında geçen konuşmayı. Evet, Sharon ne dedi? I put your blue trousers in the washing machine. Yani çamaşır makinesine koydum pantolonunu anne dedi. Oh no, you shouldn't have done that. Yani bunu yapmamalıydın. Shouldn't have done ne demek? Should'dan sonra have verb 3 geliyor. Yani past anlamı katar biliyorsunuz modal'dan sonra genel olarak past anlamı katar have verb 3. Şundan sonra gelen veya şundan sonra gelen have verb 3'te yapmalıydın veya yapmamalıydın anlamı katıyor. Evet yani çamaşır makinesine koymamalıydın bunu dedi. Fakat Sharon'da nasıl açıklıyor bakın. Çok lekelenmişti anne diyerek hani yaptığı şeyi doğrulamaya çalışıyor. Şimdi annesinin ne demesi gerekiyor? Yapmamalıydın bunu yaptın. Bir A'ya bakalım başlayalım okumaya. I was going to wash them in my own free time. Evet, boş vaktimde yıkayacaktım onu zaten. Hani bu destekliyor mu acaba yoksa hafif mi kalıyor? Bakalım en doğruyu seçmemiz lazım. B'ye bakalım. I know but woolen trousers have to be dry cleaned. Biliyorum fakat yün pantolonların mutlaka ve mutlaka ne yapılması lazım? Kuru temizlemede yıkanması lazım. Evet, tepki göstermesinin nedeni annesinin bu olmalı diyoruz. En doğru cevap olarak B'yi seçmemiz gerekiyor arkadaşlar. Üçüncü ve altıncı sorularda çeviri sorularımız var. Yani İngilizce cümleye anlamca en yakın olan Türkçe, Türkçe cümleye de anlamca en yakın olan İngilizce cümleyi bulmamız isteniyor bu sorularda bizden. Evet, şimdi tabii çeviri cümlelerine başlamadan önce birkaç bir şey söylemek istiyorum. Bu hani yapılması gereken şeyler çeviri sorularını yaparken mutlaka. Şimdi ilk olarak mutlaka subject'i bulmamız lazım cümlemizde. Yani mesela buradaki cümleyi bir okuyalım. Moves to restrict information are dangerous for a nation seeking to improve the lives of its citizens. Evet, subjectimiz neresi arkadaşlar? Moves to restrict information. Buraya kadar subjectimiz. Fiilimiz
Onu da bulalım. İngilizce'de nasıl kullanılır? Subject'ten hemen sonra gelir fiil veya fiil öbeği. Evet, fiil öbeğimiz neresi? Are dangerous. Evet, bazı hareketler var. Bunlar tehlikeliymiş. Peki, şimdi diğerleri, yani subject'imizi bulduk, fiilimizi de bulduk. Şurası nedir arkadaşlar? Subject, verb ve other elements. O dediğimiz o. Object değil yani. Other elements'tır o. Diğerleri, bu time expression olabilir. İşte ne bileyim sıfat olabilir. Yani başka bir sürü şey olabilir bunlar. Bir cümlecik olabilir. Ejective clause yapısı olabilir gibi gibi. Şimdi, evet. Subject'imizi bulduk. Moves to restrict information are dangerous. The are dangerous da fiilimiz. Evet, bakalım A'da Moves to restrict information var mı? Bilgiye sınır getirme girişimleri. Evet, moves'u büyük bir ihtimalle girişimleri olarak almış. Bilgiye sınır getirme girişimleri olur. Are dangerous'ı bulalım. Tehlikelidir. Güzel. Burası uydu gibi görünüyor arkadaşlar. B'ye bakalım. Vatan subject'i bulmak için. Yani Türkçe'de fiil, tabii bunu da söylemek lazım. Türkçe'de fiil en sonda kullanılır. Cümlenin en sonunda kullanılır. B'ye geçmeden önce bunu da bir hatırlatmış olalım. Şimdi B'de subject'i bulmaya çalışacağız. Vatandaşlarının yaşam kalitesini arttırmak isteyen bir ülkede. Evet, subject'imiz bu mu? Hayır. C'ye bakalım. Bilgi edinme sınırlandırılması. Bilgi edinmenin sınırlandırılması. Bu subject'imiz mi? Hayır. Girişimleri, hareketleri gibi bir öznemiz olması gerekiyor. D'ye baktığımızda arkadaşlar, bilgi edinme haklarını sınırlayarak halkının yaşamını tehlikeye atan bir ülke. Evet, bir ülke bizim öznemiz değil, subjectimiz değil. D'yi de eledik. E'ye baktığımızda yaşamını geliştirmek isteyen bir halkın bilgisini sınırlandırmak. Evet, bu da subjectimiz değil. Evet, gördüğünüz gibi subjecti ve fiili bulduğumuzda çok kolay bir şekilde doğru cevaba gidebiliyoruz arkadaşlar. Bilgiye sınır getirme girişimleri tehlikelidir. Niçin tehlikelidir? Vatandaşlarının yaşamlarını iyileştirmeyi amaçlayan bir ülke için, for a nation seeking to improve the lives of its citizens diyerek doğru cevabımızı bulmuş oluyoruz. Doğru cevap A arkadaşlar. Evet, dördüncü sorumuza geçtiğimizde yine İngilizceden Türkçe'ye bir çeviri cümlesi görüyoruz. Subject'imizi buluyorduk. Hemen bulalım. Southern Iberia. Subject'imiz bu. Hangisinde var? Hemen şöyle bir aşağıya kopya çekmeye başlayalım. Neandertaller değil bizim subject'imiz. Neandertallerin bir zaman yaşamış olduğu Güney İberya, bu da değil. Güney İberya, evet. Hangisinde var? Bunda var. D'de var mı? Var. Güzel. E'de var mı arkadaşlar? Modern insanoğlu diye başlayan cümle. Olamaz. Evet. Subject'imiz Southern Iberia. Yani Güney İberya. Şimdi fiilimize bakalım. Was a region. Bir bölgeydi fiil grubumuz. Was a region. Evet, C'de var mı? Bir bölgeydi. Var. D'de var mı? Tek bölgeydi. Evet, o zaman hangisi doğru arkadaşlar? Tabii ki C şıkkımız, bir bölgeydi demesi lazım. Diğerlerini okumamıza bile gerek kalmadı, görüyorsunuz. C şıkkımızı doğru olarak kabul edebiliriz. Bu şekilde translation cümlelerine bakarsanız çok kolaylıkla doğru cevabı bulacaksınızdır. Evet, 5. cümlede, evet, altı çizilmiş. İlaç tedavisi bizim subject'imiz. Önleyebilir de fiilimiz. Evet, ilaç tedavisi hangisinde var? Hemen bulalım. Bu sefer Türkçeden İngilizceye yapıyoruz. İlaç tedavisi, subject'imizin yeri değişmiyor arkadaşlar. Tekrar ediyorum. Yani İngilizce'de de Türkçe'de de subject'in yeri mutlaka ve mutlaka aynıdır. Önleyebilir. Yani fiilimiz önleyebilir. Bir olasılık. Türkçe'de sondadır fiil, biliyorsunuz. Takılarla yapılır. Önleyebilir. Önleme olasılığı vardır. Evet, şimdi ilaç tedavisini bulalım. Drug terapi. Evet, güzel. Drug terapi, ilaç tedavisi oldu. Drugs olmaz. Drug treatment olabilir, dursun cepte. İki şıkkı indirdik. Daha doğrusu iki şık var şu anda subject'i veren. Therapy with drugs. Hayır. İlaçlarla tedavi değil, ilaç tedavisi demesi lazım direkt. E'de treating high risk people with drugs. Burası da subject'imiz olamaz. Evet, hangisi kalıyor? Sadece ve sadece C ve E kalıyor. A kalıyor, pardon arkadaşlar. Önleyebilir. Evet, can prevent. Doğru mu? Doğru gibi duruyor. C'ye bakalım fiilimize.
is highly advisable. Evet, bu ara cümlemiz ejective clause'umuz. İki virgül arasında ejective clause'umuz. Main clause'umuzun ana cümlesi hangisi? Is highly advisable. Yani oldukça tavsiye edilebilir midir yoksa can prevent önleyebilir midir? Tabii ki can prevent karşılıyor en güzeli. Yani doğru cevabımız A arkadaşlar. Evet, şimdi diğer soruya geçiyoruz. Evet, altıncı sorumuzda yine Türkçeden İngilizceye. Peki, şimdi iki tane cümleciğimiz var burada. Bir bakalım. Bir diktatörü yerinde indirmenin artıları ne olursa olsun, olmayan bahanelerle savaş ilan etmek demokratik bir ülke için oldukça zede vericidir. Evet, şimdi ilk çizdiğimiz bir diktatörü yerine indirmenin artıları ne olursa olsun ana cümlemiz değil. Adverb clause'umuz şu ne olursa olsun. Ana cümlemiz neresi? Olmayan bahanelerle başlayan cümleciğimiz ana cümleciğimiz. Onun öznesini bulmamız gerekecek. Evet, olmayan bahanelerle savaş ilan etmek öznemiz. Zede vericidir de yüklemimiz arkadaşlar. Evet, bakalım A'da var mı? No matter what it means to remove a dictator. Yani benziyormuş gibi olabilir. Hani anlamı ne olursa olsun önemli değil. Yani bir diktatörü oradan yerinden indirmenin anlamı ne olursa olsun gibi bir cümle mi, cümlecik mi? Yoksa bakalım regardless of the fact that it is worth removing, bir şeye bakmaksızın regardless of göz ardı edebiliriz anlamında, ona bakmadan da söyleyebiliriz. Hayır, böyle bir cümleciğimiz yok. The advantages of removing may be countless, sayısızdır gibi bir adverb clause'umuz yok. Şu ikisini eledik buradan. Yani şu anda adverb clause'dan ediyoruz. Despite their merits, yani faydalarına rağmen, neyin faydalarına rağmen ama cümleciğimizi karşılamıyor. D'yi de eledik. E'de bakalım. Whatever the merits of removing a dictator are. Evet. Artıları ne olursa olsun. Güzel. Oldu gibi duruyor. A ve E arasında bir şimdi bakacağız şimdi. Evet. Ana cümlenin öznesi neydi? Olmayan bahanelerle savaş ilan etmek. A'da görüyor muyuz? It is damaging to a democracy to declare war with no real pretense. A'da görmedik bunu. Oldukça zede vericidir gibi. Oldukçayı da görmedik zaten. Direkt oradan da eleyebilirsiniz. Oldukça. Peki. E'ye bakalım. Declaring war under false pretenses. Evet. Olmayan bahanelerle, yani yanlış bahanelerle savaş ilan etmek. Declaring war. Oldu. Oldukça zede vericidir. Is highly damaging. Değil mi arkadaşlar? Çok güzel. Oturuyor karşılığı cümlenin İngilizce olarak. Neye? Demokrasiye ya da demokratik bir ülke için diye çevirebilirsiniz bunu. E arkadaşlar doğru şıkkımız diyoruz. Şimdi şunları bir silelim. Ondan sonra 7. soruya geçeceğiz. Evet, 7. ve 8. sorularda irrelevant dediğimiz, yani okuyacağız bütün paragrafımızı. Sırasıyla okunduğunda da anlam bütünlüğünü bozan cümleyi bulmamız gerekecek. Evet, 5 tane cümlemiz var biliyorsunuz. Görüyorsunuz da aynı zamanda. 5 cümlede anlam bütünlüğünü bozacak. Şimdi tam başlamadan soruyu birkaç şeyden bahsetmek istiyorum bununla ilgili. Mutlaka ve mutlaka biliyorsunuz Türkçe'de de bu böyledir. Bir paragrafta mutlaka ve mutlaka giriş cümlesi vardır ve diğerleri gelişme ve sonuç olarak devam edebilirsiniz. Yani cümle genel olarak başlar, ana temayı verir, main idea'yı verir. Ondan sonra da onunla ilgili destekleyici cümleler, örnekleme yapan cümleler bulunur. Şimdi ilk cümlemiz nedir arkadaşlar? Bir bakıyoruz hemen. Adolf Hitler was the all-powerful dictator of Germany from and for a time he ruled much of Europe. Yani 1933'ten 1945'e kadar Hitler ne yapmış? Tam olarak mutlak güce sahip bir diktatördü diyor. Ve de for a time, bir süreliğine he ruled much of Europe. Yani Avrupa'nın çoğunu yönetmiş. Evet, güzel bir genel cümlemiz. Hani main idea'mızı veren bir şey. Evet, Hitler'den bahsediyor. Onun mutlak bir gücü varmış Almanya'da 1933'ten 1945'e kadar ve de Avrupa'nın da çoğunu yönetmiş bir süreliğine. Peki devam edelim. He dedi, evet, reference word olarak reference word'lerimiz de çok önemli. Irrelevant'larda karşılayabiliyor mu? They deseydi
Kim Day silebilirdik. He and his Nazi Party, o ve partisi ne yapmış? Suppressed Germany's Democratic Republic and permitted no opposition. Evet, suppress dediği bastırmış. Demokratik Republic, yani Demokratik Cumhuriyetini Almanya'nın bastırıyor ve de and permitted no opposition, hiçbir muhalefete izin vermiyormuş. Peki devam edelim bakalım. Doğruymuş gibi görünüyor şu anda. 1 ile 2 birbirine uydu. Diktatördü, yönetti ülkeyi. Demokratik haklarını bastırdı insanların ve de hiçbir muhalefete izin vermedi. Peki devam. Üçüncü cümle. He made himself dictator, but he also succeeded in reviving the German economy. Evet, birdenbire şaşırıyoruz. Ekonomiye niye geçti acaba paragrafımız? Devam edelim. Opponents were killed and imprisoned in brutal concentration camp. Evet, opponents dediği, yani şuradaki opposition'dan kaldığı yerden devam ediyor aslında, görüyorsunuz. Hiçbir muhalefete izin vermemişti. Muhalifleri ne yaptı? Öldürdü veya toplama kamplarında topladı diyor. Orada hapis etti onları. Ve ne yapmış? And the population was controlled through propaganda and terror. Ve de popülasyonunu nasıl kontrol etti buradaki nüfusu? Propagandalarla ve terörlerle, yani baskı yine devam ediyor baskıya. Değil mi? Kötü, hani suppress yapmıştı ikinci cümlede. Baskılamıştı demokrasiyi. Burada da görüyorsunuz nasıl kontrol ettiğini. Propaganda yaparak, terör yaparak devam etti. Beşinci cümlede politikalarından bahsediyor Hitler'in. Neye sebep olmuş? İkinci Dünya Savaşı'na sebep olmuş. Politikaları lead, biliyorsunuz, directly to demiş. Direkt olarak İkinci Dünya Savaşı'na katkısı olmuş. Daha doğrusu sebep olmuş. His country's defeat, ülkesinin yenilmesine sebep olmuş. Ve sonunda da ne olmuş? Sonunu onun getirmiş. Peki, evet, ekonomiyi canlandırma burada olumlu olarak geliyor. Hiçbir baskıdan bahsetmiyor. Hatta iyi bir şey yapmış gibi algılattırıyor bizi üçüncü cümle. Halbuki gelişen cümlede hep görüyorsunuz opposition, opponent'a bağlantı orada kesilmiş üçüncü cümleyle. Doğru şıkkımız C'dir arkadaşlar. Evet arkadaşlar, 8. sorumuzda irrelevant sorusu. Yani uygun olmayan cümleyi bulacağız. Paragrafın anlamını bozan cümleyi bulacağız. Evet, hemen başlayalım bakmaya. Primitive drawing of animals and birds. Evet, o ilkel resimler, hayvan resimlerinin veya kuş resimlerinin bir şeyle bağlantılı olduğunu söylüyor. Evet, bir batıl inançla ilgiliymiş, bağlantılıymış. Veya were supposed to act as magic. Veya bir büyü olarak görevi olduğu düşünülüyormuş, onu söylüyor. Eski Mısır'da nasılmış? Bir ona bakalım. Bu cümlemiz bunun devam edebilir mi acaba? The symbolic representation of birds and animals. Yani sembolik sunumları kuşların ve hayvanların bir şeye ulaşmış, bir dereceye ulaşmış, sophistication derecesine, yani bir ileri düzey, sofistike, kompleks bir seviyeye ulaştığını söylüyor. Şimdi iki cümlemizde aslında genel cümle olarak görünüyor. İki cümlemizde farklı şeyler anlatıyormuş gibi görünüyor. Bunu en kolay hangi cümleye eleyeceğimiz, yani biri mi eleyeceğiz, ikiyi mi eleyeceğiz? Buna üçüncü, dördüncü ve beşinci cümlelerden karar vermemiz lazım. Büyük bir ihtimalle bir veya iki elenecek gibi geliyor. Peki üçüncü cümleye bakalım. Once the hunter had captured the image. Avcı yakaladıktan sonra veya resmi çizdikten sonra it was easier for him to take the animal. Artık nasılmış avcı için? O hayvanı ele geçirmek, onu almak daha kolaymış. Peki, even today in certain parts of the world, this belief remains. This belief dediği işte bu avcının resmi çizdikten sonra hayvanı daha kolay yakalayacağına dair bir inanış. Birbirini tamamladı bu iki cümle. Bugün bile bazı ülkenin, dünyanın bazı yerlerinde bu inanışın devam ettiğini söylüyor. Bu inanışın var olduğunu hala söylüyor. Evet, bu bugününü açıklayacak bir cümle mi acaba geliyor, ona bakalım. Taking a photograph is equivalent to placing the evil eye on the subject. Evet, artık bugün ne oluyor onu açıklıyor. Dördüncü cümleyi açıklıyor. Fotoğraf çekmenin o hayvanın üstünde bir evil eye getirdiğini, yani kem göz veya nazar değdirdiğini o hayvana, yani büyü yapıldığını o hayvana söyleyen bir cümle. Evet, paragrafımız ne ile ilgili o zaman arkadaşlar? Batıl inanç veya büyü ile ilgili bir paragrafımız var. Hani çok sofistike olması bu sembollerin onunla ilgili bir cümle değil, onunla ilgili bir paragraf değil. O zaman hangisini eliyoruz? B şıkkını eleyebiliriz. Çok sofistike olduğuna dair
bir açıklayıcı üçüncü cümlede veya dördüncü cümlede veya beşinci cümlede bir destekleyici bir şey olmadığını görüyoruz arkadaşlar. Evet, dokuzuncu ve onuncu sorular. İki sorumuz da neyle ilgili ona bakalım şimdi. Boş bırakılan yere parçada anlam bütünlüğünü sağlamak için getirilecek cümleyi bulacağız. Yani suitable expression dediğimiz paragrafı destekleyecek, cümleleri destekleyecek, cümlenin anlamını bozmayacak bir cümle seçeceğiz aşağıdaki şıklardan. Evet, ilk cümlemiz bunda da çok genel bir cümle ve diğer cümlelerde o ilk genel cümleyi destekleyen cümleler olması gerekiyor. Açıklayan veya örneklendiren cümleler olması gerekiyor. İlk cümlemiz ne dedi? Bir bakalım. People do not realize. Evet, bir şeyin farkında değiller insanlar. How often they come into contact with bacteria and viruses. Bakterilerle ve virüslerle ne kadar kontak kurduklarını farkında değillermiş. İkinci cümlemiz boş bırakılmış. Biz devam edelim üçüncü cümleyi okumaya. Most people do not fully appreciate. Evet, tam olarak çoğu insan farkında değil. Appreciate. That microbes are responsible for the oxygen they breathe. Yani mikropların ne kadar etkeni olduğunu oksijende, hava aldığımız oksijende. Veya evet devam ediyor. Ne de etkili olduğunu, etkeni olduğunu. The healthy vegetables on the kitchen table. Evet. Sebzelerde de varmış mikrop, onu söylüyor. The cheese, peynirde de var dolaptaki. The clean clothes in the closet. Evet, giysilerde de var dolaptaki. The clean water coming through the plumbing. Pompalardan gelen, daha doğrusu borulardan gelen sularda da olduğunu söylüyor. Evet, her yerde varmış mikrop. Peki, insanlar bunun farkında değiller. Paragrafımız bu. Every aspect of people's life. Evet, her aşamasında, her evresinde yaşamımızın veya every part of the natural world, doğal yaşamımızdaki her evrede, safhada is affected. Her safha etkilenmiştir. Mikropla etkilenmiştir. Mikroptan müzdariptir gibi bir cümle var. For better or worse, öyle ya da böyle, by the actions of the bacteria and viruses. Yani öyle ya da böyle mutlaka bakteriler ve virüsler bütün hayatımızı etkiliyor gibi bir cümleyle bitirmiş. Şimdi hangisi olabilir acaba? Bir bakalım. A'ya bakıyoruz şimdi arkadaşlar. A şıkkında ne var? These microscopic organisms are in the air, on the surface of the paper, and inside the people's bodies digesting their meal. Evet, bu mikroskobik organizmalar hangileri onlar? Bakteri ve virüs. İlk cümlemizdeki bakteri ve virüslerden bahsediyor. Are in the air. Havada var. Evet, yüzeyde var. Ve de yemeklerimizde bile varmış. Sindirdiğimiz bütün yemeklerde bile vardır diyor. Evet, peki ilk cümleyi destekledi mi? Evet, farkında değiliz. Her yerde vardır. Üçüncü cümlemizi, boşluktan sonraki gelen cümlemizi destekledi mi? Evet, üçüncü cümlede ne diyordu çünkü? Oksijende vardır, sebzelerde vardır, işte kıyafetlerde vardır gibi bir destekleyici cümle gelmiş boşluktan sonra da. Yani A şıkkını doğru olarak kabul edebiliriz arkadaşlar. Diğerlerine hiç bakmamıza bile gerek yok. Anlam bütünlüğünü bozmayan cümlemiz A'dır diyoruz. Evet, 10. sorumuzda arkadaşlar Shakespeare ile ilgili bir paragraf okuyacağız. Şimdi Shakespeare ilk Londra'ya geldiğinde The Art of Writing Plays, yani ne olmuş? Oyun yazma sanatı was still new, hala yeniydi. And it was to be left for Shakespeare himself, ve Shakespeare'in kendisine bırakılacaktı. Ne o? Bir şeyi göstermek. Dünyaya bir şeyi göstermek. Neyi gösterecekmiş? What could be done with it? Ve bununla birlikte neler yapılabileceğini gösterecekmiş Shakespeare. Bu Shakespeare'e bırakıldı diyor. Yani oyun yazmak Shakespeare'e bırakılmış. Şimdi hala, peki o zaman ne dedi? Hala there were already a number of clever experimental writers. O zamanlar neler vardı diyor o geldiğinde İngiltere'ye? Experimental writers'lar varmış. Yani deneysel yazarlar varmış. From whom he learned much of his craft. Yani zanaatının, bu craft dediği zanaatkarlığının çoğunu bunlardan öğrenmiş Shakespeare. Bu experimental writer'lardan öğrenmiş. Plays in those days were often written by two or three authors working together. Evet, o günlerde yazılan oyunların tamamı genelde ne oluyormuş? Daha doğrusu genelde ne oluyormuş? İki veya üç yazarın bir araya gelmesiyle oluşuyormuş. Ve de it is often not possible to tell. Bir şey söylemenin mümkünatı yok. Genelde ne o? Who wrote which section? Yani hangi bölümü kimin yazdığını. Of any particular play. Bir oyunda hangi bölümü kimin yazdığını söylemenin çok zor olduğunu söylüyor. Evet, peki. Şimdi hangi bölümü hangi yazar yazmış bilinmiyor. 2-3 yazar yazıyor çünkü.
A'ya bakalım arkadaşlar. George Plimpton was known more for his colorful bohemian life than for his place. Evet. George Plimpton'dan bahsediyor ve onun bohem yaşamından bahsediyor. Çok kişisel oldu, özel oldu. Hani bunu tamamlayıcı, paragraf tamamlayıcı bir cümle değil. B'ye bakalım. For instance, evet, ne diyor bakalım? Örnekleme yapmış. It is not known how much of Henry the Sixth Shakespeare actually wrote himself. Evet, Henry 6. Henry'nin ne kadarını Shakespeare'in yazdığını bilmiyormuşuz, bilinmiyormuş. Evet, bu bunu destekleyen bir cümle gibi duruyor. Yani paragrafı destekleyen bir cümle gibi duruyor. Doğru şıkkımız B arkadaşlar. Evet, kaç kişi yazdığını bilmiyoruz diye bitirdi. Hangi section'ı hangi kişi yazmış onu bilmiyoruz diye bitirdi. Boşluktan önce cümle ve de Shakespeare ne kadarını yazmış 6. Henry'nin bunu bilmiyoruz diyor. Yani doğru cevabımız demin dediğimiz gibi B şıkkıdır arkadaşlar. 11. ve 15. sorularda boşlukları uygun şekilde tamamlayan sözcük ya da ifadeyi bulunuz diyor. Yani bir clause test sorusu. Bir paragraf veriyor biliyorsunuz clause testte ve 5 yeri boş bırakıyor ve biz bu 5 yeri tamamlamaya çalışacağız, bulmaya çalışacağız. Bazı ipuçları var burada söylememiz gereken. Tabii bu boşluk mesela bu boşluk olumlu mu devam edecek, olumsuz mu devam edecek veya bir proposition mı gelecek acaba? Proposition gelecekse hangi proposition gelecek onu sorabilir. İşte bir noun'dan önce bir boşluk bırakabilir. Burada ona uygun olan başka bir noun sorabilir. Veya bir fiil gelecekse o fiilden sonra ne gelebilir onu sorabilir. Evet, birçok şeyi test edebilir. Gramer ve kelime açısından birçok şeyi test edebilir clause test. Evet, hemen başlayalım bakalım. Because it is rare, very beautiful and easily worked. Şimdi çok nadir, çok güzel ve çok işlevsel bir şeymiş ve diye devam ediyor 11'den önce. And tarnishes. Tarnish dediği lekelenmesi, kararması. Lekelenir mi acaba bu? Ona bakalım. Ona bakmadan önce devam edelim cümleye. 11. sorumuza bakmadan önce tamamlayalım cümlemizi. Gold has been the earth's most prized element. Evet, bu it dediği şey, ilk cümledeki it denen şeyi söylüyor burada. Altın her zaman ne olmuştur? En değerli dünyadaki element olmuştur. Bunu söylüyor. 11'de ne olabilir o zaman? Tarnış yapacak mı yapmayacak mı? Tabii ki yapmaması gerekiyor. Değerli olduğuna göre, çok nadir, çok güzel olduğuna göre. Evet, 11'de hangisini seçmemiz uygun gibi görünecek? Bakalım şimdi. Yet tarnishes olamaz. Bu şekilde kullanılamaz fiilden önce. Ever kullanabilir miyiz? At any time anlamında her zaman olabilecek bir şekilde. Tabii olumsuzluğu vardır ama burada hani not'la birlikte ya da işte başka bir kalıpla birlikte kullanıldığında olumsuzluk verir. Ever, at any time, her zaman olabilecek bir şeyden bahsederken kullanırız. Anlamı odur. Often, genelde kararan bir şeyden bahsedecek. Hayır. Never tarnishes, tabii ki hiçbir zaman kararmayan bir şey demesi lazım. Yani D'yi seçiyoruz. D doğru cevap 11'de. Devam edelim arkadaşlar okumaya. The Egyptians'la başlayan yeri okuyoruz şimdi. The first. Evet, the first ne soruyor bize? 12'ye bakalım. Ne var 12'de? Şıklara baktığımızda bir fiil soruyor. Fiilin mine fiili, yani hani madeni çıkarmak anlamındaki fiil. Bunu nasıl kullanacak? The first, the second, the third. Evet, bu ilk yapanlar, ikinci yapanlar gibi bir kalıp. Bu kalıpta ne kullanıyorduk biz? The first'ten sonra, the second'dan sonra to verb 0 kullanıyoruz. The first to mine it. Yani ilk çıkaranlar maden olarak bunlarmış. C şıkkımız doğru. Evet. Mısırlar nasıl görüyormuş bunu? Considered it the royal metal. Yani asil bir metal olarak görüyorlarmış bunu. Medieval alchemists tried to turn base metals into gold. Evet, orta çağdaki alchemist dediği şey kişiler kimler? Simyacılar. Simyacılar ne yapmaya çalışıyorlardı? Bu base metalları altına çevirmeye çalışıyorlarmış bu temel metalleri. Evet, nasıl bir rüyaydı bu? A dream that triggered. Evet, bir şeyi tetikleyen bir rüyaymış bu. Triggered neyi tetikliyor olabilir? The early advances. Evet, ilk gelişmeleri, ilerlemeleri. Kimyadaki ilk gelişmeleri gibi bir şey olacak büyük bir ihtimalle. Bir bakalım tekrar. Ama nasıl gelişmeler, ilerlemeler bunlar? Onu bulmamızı istiyor şimdi. 13'e bakalım. Many of the early advances olabilir mi? Evet, ilk gelişmelerin çoğunu olabilir. Some olabilir mi arkadaşlar? Some the early advances. Hayır, olmaz. Some of the olması lazım. Much the early advances olamaz. Advances sayılabilir bir şey kullanmış. Sayılabilir zaten, çoğul gelmiş advances.
sayılamazlarla kullanıyoruz. Match off da olması lazımdı zaten olsa bile. Ama olmuyor advances dediği için, çoğul olduğu için maçla birlikte kullanılmaz. Sayılamayanlarla kullanmamız lazım maçı. Sayılamayan isimlerle kullanmamız lazım. The most the most olur mu? The most of the early advances olması lazım. Whole'u kullanabilir miyiz? Hayır. The fazla olmuş orada. Hani the olmasa whole'u kullanabilirdik. Evet. Doğru cevabımız A şıkkı arkadaşlar. Kimyada dediğine göre buraya ne gerekecek? Gelişmeler, neredeki gelişmeleri tetikleyen bir şey. Kimyadaki bir bilimden bahsediyor. İni seçmemiz lazım. Evet, 14'te E şıkkı doğru. Devam edelim. Europe's love for it helped launch the voyages of exploration that opened New York. Evet, Avrupa'daki aşk, buna duyulan aşk neye yardımcı olmuş? Launch, bir şeyi başlatmaya yardımcı olmuş. Bazı seyahatleri, keşif seyahatlerini başlatmaya sebep olmuş. Yeni dünyaya açılan. Devam edelim cümlemize. Son cümlemizde de 5. sorumuz geliyor. Close test'e ait olan. Modern ekonomistler. Evet, fiilimiz. Evet, fiil soruyor bize ve anlamını soruyor. Hangi kelime, hangi fiilimiz uygun düşüyor bu boşluğa? Onu bulmamız lazım. Bazı ipuçları mutlaka verecektir. Gold as global money. Evet, birçok ekonomist altını küresel para, yani dünyada kullanılacak para olarak görüyorlarmış, kabul ediyorlarmış. As buradaki bizim için önemli. As alan hangisi var? Regard as alıyor. Evet, gibi görmek, olarak kabul etmek bir şeyi. Öyle kabul ediyorlarmış. Yani 15'i de B olarak seçiyoruz arkadaşlar. Doğru cevap. Evet, şimdi 16. ve 20. sorulara bakacağız arkadaşlar. Burada verilen cümleyi uygun şekilde tamamlayan ifadeyi bulunuz diyor gördüğünüz gibi. Yani sentence completion dediğimiz soru tarzları bunlar. Burada genelde test edilen şey gramer yapısındaki sıfat cümlecikleri, isim cümlecikleri ve zarf cümlecikleridir. Ya zarf cümleciği, işte isim cümleciği veya sıfat cümleciği verilir, ana cümlecik istenir ya da tam tersi olabilir bunlar. Ana cümle verilir, diğer yan cümlecikler istenebilir. Şimdi birlikte bakmaya başlayalım sorulara. Şimdi 16. soruda boşluk en başta. Ondan sonra da that any moment everything they possess may be swept away by molten lava diyor. Tabi buradaki hani dikkat etmemiz gereken, şimdi bu soruda they'yi karşılayacak bir şey aramamız lazım boşlukta. Şimdi bu tabi hani gramer yapısını test eden bir sorular ama sonuçta bazı şıklar gramer açısından da olur gibi görünse de, o zaman hani öyle bir şey varsa eğer, 2 veya 3 şıkta gramer açısından doğru gibi görünürse, o zaman yapacağımız şey anlama gitmek olacaktır. Şimdi bakalım ne diyor burada ikinci tarafta, yani boşluktan sonraki tarafta. Her an insanların sahip oldukları şeyler o eriyen lavalarla yok olabilirmiş. Tabi bu D'yi aramamız lazım. Buradaki D kim? Evet, A'da o yok. B'de var. The farmers gibi görünüyor. C'de arkadaşlar D'yi karşılayabilecek kimse yok. Evet, D'de people dediğine göre D'yi karşılayabiliyor. E'de de the lava that has no, that has brought no, so much destruction. Orada da yok arkadaşlar D'yi karşılayabilecek. Şimdi B ve D'ye bakalım. Anlam olarak hangisi daha güzel oluyor gibi görünüyor. Gramer olarak da tabii elenebilir. İlla D var diye gramer olarak doğru diyemiyoruz şu anda. Evet, B'ye bakalım. The farmers whose crops are threatened can only watch patiently. Evet, ürünlerinin tehdit altında olan çiftçiler ne yapabiliyorlarmış sadece? Sabırla izliyorlarmış sadece bunlar. Evet, hani anlam olarak da gramer olarak da that'le devam etmemesi lazım bunun. D'ye bakalım. People living on the slopes of an active volcano know that. Evet, hangi insanlar aktif yanardağın eteklerinde, o yamaçlarında yaşayan insanlar bir şeyi biliyorlar. Neyi biliyorlar? Bakın anlam olarak ne güzel oturuyor. Neyi biliyorlarmış? Onu demin söylemiştik zaten. Now'dan sonra that gelir. Ona dikkat edelim lütfen. That burada bizim için önemli olacak. Hem that önemli hem they önemli bizim için. En çok önemli olan şey tabii anlam bütünlüğünü de sağlayacağımız şık, en doğrusu olması gereken şık D'dir. Evet, bu insanlar neyi biliyorlarmış? Sahip oldukları şeyin eriyen lavalarla her an yok olacağını biliyorlar diyor. En güzeli, en doğru şıkkımız D şıkkı arkadaşlar.
Evet arkadaşlar, 17. soruda even doğulu taraf bize veriliyor. Ana cümlecimiz soruluyor bu sefer. Yani adverb clause'umuz verilmiş. Zarf cümlecimiz verilmiş. Main clause, ana cümlemiz isteniyor bizden. Onu bulmamız isteniyor. Evet, şimdi ana cümleyi bulmak için tabii zarf cümlecini de bir anlamak lazım. Artık onların, önemli onların. Diğer tarafta arayacağız onu. Pronoun'un, noun'unu arayacağız diğer tarafta. Artık onların tüylerini ve daha doğrusu kürklerini ve derilerini başka ürünlerle imitate yapabiliyoruz. Yani taklit edebilmemize rağmen, evet, whale olmadı. Çünkü deer diyor. The whale, deer is ile kullanmış. Deer'ı bulmamız lazım. Yapı olarak da olmadı. Rare animals, evet. Bunu yapmamıza rağmen nadir hayvanlar, hangi nadir hayvanlar? Kullanılan, moda endüstrisinde kullanılan nadir hayvanlar halen avlanmakta. Evet, gayet güzel oldu. Gördüğünüz gibi doğru cevap B diyebiliriz buraya geldiğimizde. Tekrar okuyalım bütün cümleyi. Artık bu hayvanların, daha doğrusu hayvanların, onların derilerini ve kürklerini başka ürünlerle taklit edebilmemize rağmen endüstride kullanılan, moda endüstrisinde kullanılan bu nadir görülen hayvanlar halen avlanmaktadır diyor. Doğru cevabımız B diyoruz. C'de de, D'de de, E'de de arkadaşlar o değeri karşılayacak şey yok. Anlam olarak da bütünlüğü sağlayan B şıkkı. Evet, 18'de computers affect almost everyone in the modern world. Şimdi ne yapıyormuş bilgisayarlar? Dünyadaki neredeyse herkesi, modern dünyadaki herkesi etkiliyormuş. Evet, etkiliyor. Bakalım. Since others regard them, A'ya bakalım. Superhuman electronic brains. Evet, others dediği kim? Sanki birilerinden bahsetti de diğerleri diyebilecek. Hem anlam bütünlüğü bakımından hem de gramer olarak eleyebileceğimiz bir şık. Though they will eventually dominate the human species. Evet, burada da bir zıtlık gibi veriyormuş gibi görünüyor. Ne diyor cümle? Sonunda bütün insanları etkileyecek, domine edecek olmasına rağmen bilgisayarlar neredeyse bütün insanları etkiliyor gibi anlamsız bir cümle oldu. C'ye bakalım. Even if it has the power of calculate, evet, it dediği zaten hani o da gitti. It'ten dolayı computers'ı seçmemiz lazım. Yani çoğul olması lazım. It burada olmadı. C'ye bakalım. It yine olmadı arkadaşlar. Computers çoğul kullanmış. Niye burada it kullansın? E'ye bakalım. But most people either despise them or are afraid of them. Evet. Them dediği computers olabilir. Evet, şimdi tekrar cümlemize baktığımızda computers ne yapıyor? Bilgisayarlar bütün dünyada insanları etkiliyormuş, çoğu insanı. Fakat neredeyse tüm insanları etkiliyormuş. Fakat dedi E'de çoğu insan, birçok insan ya onlara kuşkuyla yaklaşıyor, onları hor görüyor veya onlardan korkuyor. Evet, en güzeli anlam bakımından da gramer açısından da uyan E şıkkımız arkadaşlar. E şıkkını doğru kabul ediyoruz. Evet, 19. soruda arkadaşlar. Evet, çok kolay. Bakın hemen. The more we learn about dolphins, the more, değil mi? The more kalıbı, comparison, the comparison artı the comparison kalıbı. Sadece A'da var. Evet, öğrendikçe, ne kadar çok öğrendikçe o kadar çok farkına varıyoruz. Onların toplumunun ne kadar kompleks olduğunu kalıbını çok rahatlıkla görebiliyoruz. Doğru cevabımıza, diğerlerine baktığınızda hiçbirinde zaten the more kalıbını göremiyorsunuz. Anlam olarak da çok güzel oturuyor. A şıkkı. Peki 20. soruya geçiyoruz şimdi. Evet, while another, evet, another zıtlık veriyor. Büyük bir ihtimalle veya zaman olabilir, bir bakalım. Another dediği için o öbür tarafta mutlaka bunun karşılığı olacak bir şey olması lazım. Cannot bear to have the book in his bedroom. Evet, bir diğeri bu kitabın odasında olmasına bile katlanamıyormuş. Peki. Bu kitabın diyor, dikkat edin, ve another. The book ve another. Evet, the book, another. İkisi bizim ipuçlarımız. A'da var mı o ipuçlarını karşılayacak? The television programs that frighten children are those. Hani bir şey devam etmesi lazım. Ejective clause devam etmesi lazım ama yok.
Some people think children another'ı da karşılayacak bir şey yok. B'de var mı arkadaşlar? Some people think children should be exposed to the problems of free as soon as possible. One another. Evet, bu da anlamsız oluyor. Another'ı karşılayacak bir şey de yok. Hem de o hani bazıları kitabı bile odasında katlanamıyorken bir başkası diyecek herhalde. Bir başka çocuk diyecek veya. Peki bakalım C'ye. One child can read a ghost story without having bad dreams. Evet, bir çocuk ne yapabilir? Bir hayalet hikayesini hiçbir kötü bir rüya bile görmeden okuyabilirken diğeri, evet, another onu karşılıyor. Bu hikayenin kitabının odasında olmasını bile istemezmiş, katlanamazmış buna. Evet, C şıkkı doğru görünüyor arkadaşlar. Another'ı karşılayan, the book'u karşılayan sadece ve sadece C'de var. D'ye ve E'ye baktığınızda da zaten çok rahatlıkla görüyorsunuz ki another'ı ve cümlenin anlam bütünlüğünü karşılayacak olan şıklar değil D ve E.